Ne konuşuyorlar acaba? Zenan'la ne konuşulabilir ki? Niye öyle dedin şimdi? Arkadaşımızı bilmiyor muyuz? Takıntılı işte. Hep onun dediği olacak. Hep o haklı. İnşallah barışırlar. Ben sana söyleyeyim. Şimdi Zenan dışarıda kesin Suat'ı delirtiyordur. Benim kariyerim. Benim kariyerim. Sanki dünyada tek kariyer yapmaya çalışan insan o. Bence barışacaklar. Tabii. Suat'ınki de hiç değil. Bu dünyada 5 milyar insan var. Sen git en cinsini bul sevgili diye. Oyna. Aha pişti. Hey yavrum ben mübarek pişti doktoruyum. Aman be şansa bak ha. Ona şans değil zeka oyunu derler. Yok ya kim der? Oyna sen. Ne oldu? Ben yatıyorum. Kavga ettiniz değil mi? Niye kavga edin? Konuştuk sadece. Kim kazandı? Ben tabii ki. Aha. Demek ki piştiğin zeka ile bir ilgisi yok. Piştiğin zeka ile bir ilgisi yok. Neyle var o zaman? Pişti. Sen de hiç bilmiyorsun ha. Bugün tarihe geçeceğiz ha. 15 dakika erken geldik. Dudağımda da uçuk çıktı zaten. Yüzün de bir beyaz bugün. Şu kadın kim ya? Güzelmiş hakikaten. Ben biraz bakayım mı? Ha? Hadi. Bu poço halinde burada daha fazla dolanmak istemiyorum. Kıskandı seninki. Günaydın. Günaydın. Ela? Sana ne oldu böyle? Felaket görünüyorsun. Her zamanki halim Aslan Bey. Yok hayır bugün daha bir çirkin gibisin. Yani zaten çirkinim ama bugün daha da çirkinim. Aynen böyle dedi değil mi o adam bana? Apandist ameliyatı öncesi adama söylediklerini unutma. Uyuz, sevgilim seni kovacak. Ya. Haftalardır kuaföre gidemedim. Suratıma krem sürecek vaktim bile yok. Spor zaten hak getiri. Hayırdır? Sen fazla takılmazdın böyle şeylere. Kızı görünce mi aklına geldi? Yok. Bakımsızlık da iyi bir şey değil ki. İnsan kendini kötü hissediyor. Zenan, hadi. Zaten göğüslerin de küçük. Günaydın. Nasılsın? Günaydın. Her zamanki gibi sümsüyüm. Senden en az 10 kere özür diledim. Ya ilaçların etkisindeydim biliyorsun. Evet ve ilaçlar bilinçaltını ortaya çıkardı. Saçmalama tabii ki öyle düşünmüyorum. Peki söyle bakalım o zaman. Ne? Mert mavi gözlü müydü? Evet. Uzun boylu muydu? Evet. Peki çok yakışıklı mıydı? Cevabını duyamadım. Yani bilmiyorum. Evet yakışıklı sayılırdı. Bak gördün mü? İlaçların etkisindeyken bütün söylediklerin gerçekmiş. Evet size nasıl yardımcı olabilirim? Yani ben nasıl desem... Söyle hatun. Buraya kadar geldik nasıl olsa. Çekilecek bir şey yok artık. Ben yağ aldırmak istiyorum. Karnımdaki yağları. Ne kadar rejim yaparsam yapayım, karnımdaki yağlar bir türlü gitmiyor. Ben söylüyorum bir şeyin yok diye ama kendisi çok dert ediyor.
üzüleceğimi aldırıp kurtulayım dedim. Cemal de sağ olsun, sen nasıl istersen dedi. Peki hemen ben çalışmaya başlayabilir miyim? Merak etmeyin. Birkaç gün içinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Ne iş yapıyorsunuz? Çocuk yuvamız var bizim. Aa, ne kadar güzel. Çok zevklidir herhalde. Öyle. Türkan da ben de çok severiz çocukları. Allah bize kendi çocuğumuzu kucaklamayı nasip etmedi. Biz de başka çocuklardan alıyoruz hevesimizi. Ne zaman ameliyat olabilirim? Cemal'in yuvada çok ihtiyacı oluyor bana. Test sonuçlarınızda ameliyata bir engel çıkmazsa hemen bugün olabilirsiniz. Merak etme hanım. 2-3 gün sensiz idare edebilirim. Çocuklarına da gül gibi bakarım. Korkma sen. Bütün dosyaları yerleştirdim. Sipariş verdiğiniz antikaları evinize yollattım. Trafik cezanızı da ödedim. Ödül mü bekliyorsun? Hayır, işim bitti. Yani ameliyata girebilirim demek istiyorum. İnsanın bu kadar hevesli bir asistanının olması ne güzel şey. Yine ameliyata giremiyorum değil mi? Yok canım, korkma. Senden bir liposuction operasyonu esirgeyecek değilim. Hadi iyisin. Bugün senin şanslı günün. Odamda CD'ler var. Onları kapıp gel. Hadi bakalım. Ameliyat diyordun. İşte ameliyat sana. Ne o? Liposuction'ı ameliyattan saymıyor musun yoksa? Haklısın. Bu da ne? Bir şeye çarptım. Nasıl bir şey? Bilmiyorum. Tümör. Belki de fıtık. Kalp ritmi artıyor. Açmamız lazım. Gidip kocasıyla konuş. Onayını al. Zenan, Cemal Bey'i bulmam lazım. Cemal Bey kim? Ya hani karısı liposuction yaptıran. Ha evet, ne oldu? Ya kadın karnında bir şey var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Açıp bakmak için izin almamız lazım. Nasıl bir şey? Bilmiyorum işte. Ya sert bir şey işte. Söylesene, nerede kocası? Sen ameliyata dön, ben hallederim izin işini. Harikasın, sağ ol. Çıkan rapora göre en kısa zamanda müdahale etmiş. Aynı düşünüyorum. Ameliyathanenin durumuna bakarak sizden de anladım. İzin alındı, ameliyata başlayabilirsiniz. History? Clamp. Tampon. Makas. Peritonu açıyorum. Bu da ne? İnanamıyorum. Böyle bir şey nasıl olur? Bugün şanslı gününde olduğunu söylemiştim. Galiba birileri hamile kaldığının farkına varmamış. Hasan? Ameliyatta bulduğunuz şeyi duydum. Kulaklarıma inanamadım.
Şansıma baksana. Aslan basit bir operasyon olduğu için girmeme izin verdi. Düşünsene. Ve ben tıp tarihine geçecek bir şeye şahit oldum. Görüşürüz. Merhaba, ben Zeynep. Yeni asistan. Hoş geldin, ben de Ela. Neye hamileymişim? Ne demiştiniz? Litopedyon. Lito taş demek, pedyon da çocuk. Yani içinizde taşlaşmış bir fetüs var. Böyle bir şey nasıl olabilir? Fark edilmeyen bir dış gebeliğiniz olmuş ve fetüs ölmüş. Bir şekilde abdominal boşluğunuzda kalmış ve zamanla katılaşmış. Yani ben hamileymişim, öyle mi? Nasıl olabilir? Ne zamandır oradaymış? Yaklaşık 15 yıldır. Belki de 20. Katılaşmanın oranına bağlı. Yani patoloji sonuçları size daha kesin bir şey verecektir. Özür dilerim. Affedersiniz. Ben... Biz çocuğumuz olmasını çok istiyorduk. Cemal de çok istedi. Ama doktorlar olmaz demişti. Sizin mi olmuyordu, eşinizin mi? Eşimin. Eşime söyleyecek misiniz? Bunu saklayamayız Türkan Hanım. Dediğim için özür dilerim Levent Bey. Gördüğüm kadarıyla bu size söylenebilecek en son şey. Hayrola Ela Hanım? Hızınız beni çok etkiledi. Yani demek artık asistanları güllerle karşılıyorsunuz. Ne? Ya Zeynep! Senin ne kadar aşağılık bir adam olduğunu söylemek için geldim. Zeren, ben de seninle konuşmak istiyordum. Kalbi olmayan bir kalp cerrahısın sen. Bırak da açıklayayım Zeren. Neyi açıklayacaksın? Beni yatağa atamayınca kendine nasıl yeni bir sevgili bulduğunu mu? Hem de hiç vakit kaybetmeden. Biz çıksak iyi olacak. Hayır, çıkmayın çünkü onu öldürebilirim. Zeren! Zeren, biraz sakin olursan her şeyi açıklayacağım. Oturur musun lütfen? Hayır, oturmayacağım. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Senden nefret ediyorum, aşağılık herif. Saçmalama Zenan. Zenancığım sakin ol. Hem bir dinle onu. Zenan, sen aklını mı kaçırdın Allah aşkına? Yapma. Delirdin mi? Koca hastaneye rezil olacağız. Ben zaten bütün hastaneye rezil oldum. Herkes arkamdan gülüyor. Hadi Zenan çıkalım. Kimsenin sana güldüğü falan yok. Sakin ol biraz. Bütün erkeklerden nefret ediyorum. Onların hepsi yaratık. Zenan, gözüm seveyim bağırma. Lanet olsun. Kız mı? Testler yapılınca öğreneceğiz. Gönderilmeden önce onu görebilir miyim? Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Söylesene, babası kim? Her şey yolunda mı? Hiçbir şey yolunda değil. Cemal Bey, sakin olun. Bunu kaldıramaz demiştim. Karnında başka bir adamın bebeğini taşıyormuşsun.
Bir de bunu kaldıracak mıydım? Bakın, kabullenmenin zor olduğunu biliyorum. Ama karınız ciddi bir ameliyat geçirdi. Ve sizin sakin olmanıza ihtiyacı var. Bir cevap alınca sakin olurum. Biz sizi yalnız bırakalım. Onunla konuşmalısın. Olay işte düşündüğün gibi değilmiş. Sen bu işe karışma. Onunla konuşmayacağım. Onunla asla konuşmayacağım. Tamam. Peki sen bilirsin. Aldatılan bütün kadınların salak olduklarını mı sanıyorsun? Hayır değiller. Sadece kocalarına inanıyorlar. Çünkü inanmayı çok istiyorlar. Ben de gazeteyi gördüğüm ilk andan beri yalan olduğunu söylemesini istiyorum. Ve bunu o kadar çok istiyorum ki. Eğer yalan olduğunu söylerse ona inanırım. Ona kanırım. Böyle bir şeye izin veremem. Peki ya gerçekten yalansa? Bir hiç uğruna onu kaybetmeyi göze mi alacaksın? Sohbetinize de doyum almıyor. Bana bak, seni öldürmemi istemiyorsan sus Hasan. Tamam sustum. Sonsuza dek. Levent yine asistana gül vermiş bugün. Ne? Bugün koridorda onu elinde gülle gördüm. Sonra o gül neredeydi bilin bakalım. Zeynep Hanım'ın yemek tepsisinde. Niye gülüyorsun? Salak. Ela, sen uzay mekiğinde mi yaşıyorsun? Ayhan bütün gün hastanede herkese gül dağıtıp durdu. Ben görmedim. Belli oluyor. These shallows around the equator are excellent nurseries. They're warm, calm and contain very few predators. Balinaların doğumunu ağlıyor olamaz değil mi? Hı? Aa, merhaba. Konuşmamız lazım. Seninle konuşmayacağımı söylemiştim. Hayır. Hayır, o olmaz. Kocaman Ela? Bir orkide olsun lütfen. Yok, beyaz olmasın. Pembe daha iyi. Tamam, teşekkür ederim. Hemen gönderin lütfen. Ne yapıyorsun böyle? Aslan Bey'in sevgililerine çiçek gönderiyorum. Ya bunun haftada kaç çiçek demek olduğunu tahmin edemezsin. O zaman dün bana söylediklerini kafanın karışık olmasına bağlayabilirim. Asistanlara gül vermemle ilgili olanı. Ya o konuda özür dilerim. Saçma bir yanlış anlama. Güzel. O halde sevinebilirim. Sümsüklük özelliğimi geri kazandım. Ya lütfen bunu kafama kakmaktan vazgeçer misin? Hem... Eğer öyle olduğunu düşünsem... Öyle olduğumu düşünsen?
seni her gördüğümde kalbim böyle çarpmazdı. Nasıl çarpmazdı? Böyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.